Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz yine arılarla ilgili. 22 Ekim 2023 Pazar. Bayağı zamandır katlar indirmemiştik. Bugün son kalan birkaç tane katımız vardı. Onları da indirdik. Arılarımızın boşluklarını aldık. Boş olan çerçeveler çıkardık. Gerekli bakımlarını yapmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar Varroa ve Nosema ile ilgili sıkıntılar varsa onları çözelim. Gerekli tedbirleri alalım. Bahara arıların sağlam çıkması için gerekirse azar azar şerbet ya da kek verebilirsiniz. Buna dikkat edelim. Aksi takdirde arılarımız kışa giremediğinde, yani genç nüfusta kışa girmediğinde baharda ya da bahara çıkması işi sıkıntı oluyor. Şimdi ben biraz da geç oldu ama akşam üzeri girdim arılara. Kısa bir zaman bile olsa birbirlerine yağma yapmaya çalışıyorlar. Şurada gördüğünüz gibi görebilirsek hala birbirleriyle uğraşıyorlar. Artık bu akşam üzeri olduğu için zaman kısa olsun diye ben akşam üzeri giriyorum. Sabah bir şey kalmaz. O şimdilik öyle bir sıkıntı olacak. Sabah herkes kendi işine dönecek. O yüzden bu mevsimde arılara çok dikkat etmemiz lazım. Benden size tavsiye, özellikle arılarınızın Varroa ve Nosema ile ilgili sıkıntılar olabileceğini düşünün ve o konuda üzerine yoğunlaşın. Artı katlarımızı indirelim ve arılarımızın üzerlerini iyi kapatalım. Gerekli çerçeveler falan, boşluklar varsa daraltalım. Nüfusu azsa arını mesela daraltalım. Ona göre tedbir alalım. Kışın arı soğuktan etkilenmesin. Böyle olursa arılarımız hem bahara çıkar hem de baharda daha güzel bir arıyla karşılaşırız. Bazı sıkıntılarımız oluyor. Mesela ana arısı iyi olmayan kovanlarımız, mesela yağma olanlar oldu. Onlar da bizim için çok da önemli değil. Zaten onlarla uğraşmaktan, zaman kaybetmekten başka bir şey olmuyor. Ben o tip arılarla pek ilgilenmiyorum. Zaten uğraşsan da uğraştığına değmiyor. O yüzden önemli olan az arı ve bereketli dönem. Yani ne kadar az arı olursa, ne kadar çok bal alabilirsek o bizim karımızdır. 80 kovan arıya bakana kadar 10 kovan arıya bak, arılar sağlam olsun, ondan iyisi yok. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese bu senenin inşallah bereketli geçmiştir. Seneye de inşallah iyi bir yıl gelir. Arılarımızı telef etmeden bahara çıkarırız. Allah'tan temennimiz budur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi akşamlar.